Evet. Peki taşların oluşumunda bu belirtiler, hastalığın belirtileri bize sinyal verdi vücudumuz. İşte ağrıyla, mide bulantısı dediniz, mide şişkinliği dediniz, omuzda ağrı, mide ağrısı olarak size geldik. Peki ameliyat, cerrahi operasyonu mı hemen alıyorsunuz yoksa onun bir süreci var mı hocam? Şimdi çok iyi bir ultrason ve bazı kan telleriyle safrakesindeki taş karaciğere, safra yollarına zarar vermiş mi? Bunun tespiti gerekiyor. Ultrason, hatta ben kritik hastalara kendim de inip de bakıyorum özellikle. Tam ameliyata da net karar vermek için. Ondan sonra eğer iltihap var ise, eriyebileceğini düşüneceğim tipte ise, bir de aile hikayesi falan da önemli. Onlarda bazen ilaç tedavisi denediğimiz oluyor. Ama iltihaplıysa, geçecek gibi bir taşlar değilse, tehlikeliyse çok uzatmadan ameliyatı yapmak gerekir. Taşlar eriyebiliyor mu hocam? Yani çok küçük taşlar. Ben birkaç örnek göstereyim Evet. size. Yani şimdi Bunlar dedi ki böyle taşları görünce insan birdenbire evet. böyle bir ürperiyor Bülent hocam. Bak, çok büyükler de var. Evet. Çok küçükler de Çok var. küçükler de var. Bunlar örnek olsun diye hastalara anlatmak için aldığım bir kısım örnekler. Çeşit çeşit, rengarenk. Evet. Bu içerisinde kimi bilirubin taşları var, kimi daha farklı bileşenlerden oluşan taşlar var. Şimdi mesela şu gördüğünüz çok küçücük taşlar, çamurun bir tık Evet, ilerisi. onlar Onlar eriyebiliyorlar. eriyebilir, denenebilir yani, hiç olmaz. Ama sıkı takiple ve hastayla koreli hareket ederek. Ama yani bu böyle Büyük bir taşın de büyük falan taşlar. erimesi mümkün değil. Onu Evet. çok uzatmadan da ameliyatı yapmak gerekir. Yuvarlakları var, dikdörtgenleri var, çeşit çeşit bir sürü Evet. safrakinsiz taşları var. Bir de ameliyat, tabii ameliyat lafı korkutuyor insanlar ama eskiden çok daha zordu. Açık yapılırdı Evet. safrakesi ameliyatları. Böyle sağ üst kadrandan yapılan bir kesiyle bu enlemesine gider ya, böyle kaslar uzunlamasına, enlemesine kesildiği için hastaların toparlaması çok uzun sürüyordu ve çok da ağrılı oluyordu. Şimdi laparoskopik ameliyatlar yapılıyor. Hatta işte 4 port, 3 porta düştü. Yani 3 delikten, tek delikten çeşit çeşit teknolojik gelişmeler oldu konuyla ilgili. Bununla çok rahatlıkla safra kesesi alınabiliyor. Bu da ciddi bir konfor. Sabah yapıp akşam gönderebilirsiniz. Ameliyatın geçiş süresine göre, şimdi sizi biraz beklettim, özür dilerim. 2 tane safra kesesi ameliyatı yaptık mesela Evet. bu dönem içerisinde. Onun için çok da kafada büyütülecek şey değil ama iyi, ehli insanlar. Çünkü karaciğerin altındadır. Orada önemli damarlar vardır. Kolédoc, ana safra kanalı var. Orada yaralanma çok önemli bir şeydir. Kimsenin başına gelsin istemeyiz ama özellikle iyi çalışılarak yapılması gereken ameliyatlardır. Evet, tabii burada da hekimimiz çok önemli, sevgili izleyenlerimiz. Az önceki yaptığımız röportajlarda da sizler de duyduğunuz üzere Bülent Öztürk hocamdan hastaları çok memnun. Hocam Sağ sizden olsunlar. gerçekten çok memnunlar. O kadar güzel de ifade ettiler ki Teşekkür sizinle ederim. olan hasta ve doktor ve ikilisini. Ve hatta bir tanesi şöyle söyledi. Oraya da geleceğiz biraz sonra sevgili izleyenlerimiz. Tümörlerle ilgili bir rahatsızlığı olduğunu söyledi hanımefendi. Ve 10 yıl önce sizin hastanız olduğunu, şu anda tekrar bir göğsünde bir tümör olduğunu belirtti. Onun Tümör için şüphesi. ve şüphesi Evet. olduğunu söyledi. Onun için tekrar size geldiğini ve sizi hiç bırakmak istemediğini, gerçekten Sağ olsunlar. yani ben ailemden görüyorum dedi ve hastanenizi de bir aile ortamı olarak Doğru. belirttiğini dile getirdi. Bize tüm hastalarımıza şifalar diliyor Şifa Kapısı programında. Peki hocam, safra kesesi taşları yeniler mi? Ameliyat olduktan sonra tekrar safra kesesi taşları oluşur mu? Oluşmaz. Çünkü safra kesesi alıyoruz, safra kesesi. Evet. Yani Tamamen safrayı alıyorsunuz o zaman. alıyoruz. Onun sonrasında bir adaptasyon dönemi geçirir. Biraz ana safra kanalı kalın genişleyerek bu adaptasyonu sağlar. Yani depolayabilir bir kısmını. Safra kesesi alındığı için de tekrardan safra kesesi taşı oluşmaz. Ama ana kanal içerisinde yıllar, mesela sizin genç bir yaşta ameliyat oldu safra kesesinden, 55, 60, 70 Evet. yaşında ana kanal içerisinde taş oluşturabilir tekrar vücut, ama safra kesesinde değil. Ona da ameliyat değil de ERCP denilen özel bir yöntemle endoskopik olarak çıkarılıyor taşlar. Peki safrasız da yaşayabiliyor. Tabii. Ben annemi de safra kesesi ameliyatı yaptık, dedemi de, belki ileride bende de olacak. Yani o gerekli şartlar oluştuğunda artık ondan vazgeçmek gerekir. Evet.
Peki biz ne diyoruz? Hasta kesesinin işte herhangi bir hastalık varsa, eğer ki doktorlarımız, hekimlerimiz ameliyat öneriyorsa, ameliyatını yaptıktan sonra tekrar yenilenme gibi bir olasılığı olmadığını Bülent Hocam söyledi.